Hocam, yardımınıza ihtiyacım var. Yani parayı gerçekten kimin çaldığını söylerim. Ama bana yardım edin. Ne olur hocam. Bana her şeyi anlatabilirsin Feyzacığım. Eğer gerçekten parayı kimin çaldığını biliyorsan korkma, söyle. Hocam söz verin kimseye söylemeyeceğinize. Beni zor durumda bırakıyorsun ama Feyza. Söyleyecek misin, söylemeyecek misin ama kızım? Tamam, seni anlıyorum. Bir karar verdin. Cesaret gösterdin. Ama şimdi buradan hiçbir şey söylemeden çekip gidersen bu yaptıklarının hiçbir anlamı kalmayacak. Üstelik bu gerçek her gün içini yiyip bitirecek. Hadi güven bana. Hocam Kore'nin parasını... Evet. Ben çaldım hocam. Ne? Affedin beni hocam. Hatamın ne kadar büyük olduğunu inanın bana sonradan anladım. Peki niye böyle bir şey yaptın be kızım? Hep bu mezuniyet yüzünden hocam. Benim bir erkek arkadaşım var. Yani çıktığım çocuk. O çok istiyordu gitmeyi. Durumu da iyiydi. Verebilirdi bu parayı. Ama ben... Ama senin gitmen için tek yol buydu yani, öyle mi? Çok pişmanım hocam. Hele bugün bahçede söyledikleriniz hiç kulağımdan gitmiyor. Bak az kalsın hiç suçu yokken bütün her şey Aslı'nın üstüne kalıyordu ama. Ama artık hiç kimsenin üzerinde kalmayacak. Ne olur bu parayı bir şekilde bulduğunuzu söyleyin. Lütfen. Saçmalama Feyza. Kim inanır ki buna? Ya bundan sonra bana kim inanır hocam? Bir anlık bir hataydı. Ve bu ömür boyu nereye gitsem benim de gelecek. Bundan böyle ne kadar masum olursam olayım. Birileri hep Aslı gibi beni yapmadığım şeylerle lekeleyecek. Çok üzgünüm hocam. Ben beni anlayabileceğinizi sanmıştım. Feyza, Feyza dur. Milletin parasını çalmakla suçlandığımız yetmezmiş gibi bir de aptal Barbie ile Deniz Bey'in yaygaralarını dinledik. Yalnız Deniz nasıl yüz olmuş Alp'e? Ya bu deli çocuğa ne demeli? Kalkıp onca şeyin üstüne bir de seni seviyorum demez mi? Dedim de ne oldu sanki? Ağzını açıp bir şey mi söyledi? Ne söyleseydin yani? Boynuna sarılıp ben de seni diyecek halim yok herhalde. Hem insan iki günde sevebilir mi? Yok yok. Aferin kızım Aslı. Öğreniyorsun bu işleri. En iyisi duymamazdan gelmekti. Kesin duymamazlıktan geldi. Belki yine söylememi istiyor. Şeytan diyor ki duyana kadar tekrar tekrar söyle. Ne olacak ki? İnsan sevdiğine defalarca seni seviyorum diyemez mi? Diyemez. Kimse bu kadar çabuk seni seviyorum diyemez. Ben Deniz'e diyebildim mi? Efe Gönül Hoca'ya söyleyebiliyor mu? Ama bu deli çocuk kalktı bana iki günde seni seviyorum dedi. Üstüne Deniz gelip tartaklayınca garibim sustu tabii. Sen neden sustun? Deniz'e kızdın tabii değil mi? Bilmiyorum Aslı ya. Neden tepki veriyor ki bu kadar bana? Biz seni Lopak'ta kurtarmaya geldiğimizde bile iki dost gibi yan yanaydık. Ne oldu, ne değişti sonra? Ya inan ben de bilmiyorum. Aslında hiç böyle huyları yoktur ama... Aslı! Aslı! Merhaba Afize teyze ya. Aslı yok mu? Yok evladım, gelmedi daha. Evler sıcak diye Alp'le ders çalışmaya gittiler deniz kenarına. Ya. Annen nasıl, sen ne yapıyorsun oğlum? İyiyiz Afize teyze, sağ ol ya da. Bizim ev de çok sıcaktı, vaktim olmuyor. Ben de temelli attım kendimi dışarı. Deli olan, gelsene içeri biraz.
Yok, sağ ol Hafize teyze. Dedim ya, evler beni basıyor bu aralar. Ben bir de denize uğrayayım o zaman. Oldu, iyi günler. Sağ ol. Allah Allah. Bir hal var bu oğlanda ama. Sorsan şaka mı yapıyor, ciddi mi? Ben anlamıyorum ki bunu. Anlamıyorsunuz galiba İlhan Bey. Kocamın avukat olduğunuzu biliyorum. Ayrıca sizden kaçtığım falan da yok. Sadece oğlum evdeydi ve Murat'la ortak kararımız bu boşanma mevzuundan onun önünde henüz söz etmemek. Leman Hanım, ben eşinizle anlaşın ve mahkemeye ortak bir başvuru yapalım istedim. Peki bu durumda ne zaman başvuracağız? Ne zaman mı? Bakın, anlatamıyorum galiba. Deniz üniversite sınavına girene kadar ne bu eve bir kağıt gelmesini ne de bu konunun tekrar konuşulmasını istiyorum. Anlaşıldı mı? Şimdi izninizle kapatmak zorundayım. Ah Leman, ah. Evliliğini kurtarmak istiyorsan bu sınav senin için de son şans. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.